Merhaba, ben İskender Ada. Dijital Finans'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün ödeme sistemlerindeki yeni trendleri konuşacağız. Pandemi ile birlikte hem harcama davranışlarımızda hem de ödeme yöntemlerimizde artık dijitalleşme çok daha fazla kullanılıyor. Nakitsiz toplum olma yolculuğunda hızla ilerliyoruz. Bununla birlikte ödeme sistemleri dünyasında da sürekli yeni gelişmeler var. Hem yeni teknolojiler hem de yeni hizmetler bunlar elbette ki son kullanıcıya yarıyor. Bugün bütün bunları değerlendirmek üzere çok önemli bir konuğum var. Hepsi Pay Genel Müdürü Sayın Ozan Bayülgen bizlerle birlikte. Ozan Bey, Dijital Finans'a hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkürler. E, sizi tanıyarak başlayalım isterim. Buyurun. E, Sim Ozan Bayırlgen, e, bir önceki seneden beri Hepsi burada organizasyonda Hepsi Pay'in başındayım. E, öncesinde uzun seneler yönetim danışmanlığı sektöründe çalıştım hem Türkiye'de hem yurt dışında perakende, telekomünikasyon, ulaştırma ve kamu sektörlerinde projeler yaptım o dönemlerde. Bazı dönemlerde bazı şirketlerin yönetim kurullarında görev yaptım. O sırada içinde bulunduğum başka şirketlerin, sonra yatırım olan firmalardı bunlar. Ama hep böyle bir zamanı yakalamak aynı zamanda amacı vardı o bütün seneler boyunca. 2020'deki pandemiden sonra da özellikle Hepsi Burada'nın atılımıyla birlikte, Hepsi Burada'nın ekosistemi içerisinde böyle bir fintech oyuncusunu geliştirip bunu pazara açmak, aynı zamanda Türkiye sınırlarının ötesine yaygınlaştırmak çok iyi bir proje gibi gözüktü. Zaten bir projeydi. Hemen o projenin arkasından da hayata geçirmeye karar verdik. Hanzade Hanım'la ve sevgili Murat'la birlikte. Tebrikler. Hepsi Bey'in yolculuğunu da bu açıdan o zaman dinleyelim sizden. <laughs> Tabii Hepsi Bey şu anda hepsi burada içerisinde bir platform cüzdanı. Bir platform <laughs> ne demek? Hepsi burada sadece bir pazar yeri değil. Aynı zamanda Hepsi bunun içerisinde bazı bizim dikey dediğimiz ve müşterilerin farklı ihtiyaçlarını karşılayan uygulama alanları var. Ee, örneğin işte uçak bileti satın alabiliyorsunuz, hepsi fly. Örneğin e, süpermarket alışverişinizi yapabiliyorsunuz, hepsi express. <laughs> hepsi Pay bizim bir tüketici cüzdanı olarak, hepsi buradan içerisinde bütün harcamalarınızı aynı cüzdan üzerinden yönetebileceğiniz bir platform. ve platform içerisinde bir cüzdan Tabii hep böyle kalmayacak. Çok uzak olmayan bir tarihte 2022 içerisinde biz bu cüzdanla artık fiziki cüzdanınızı evde bırakıp ki benimkin bu sabah evde köpek yedi dolayısıyla bir şansım yok. Artık ben çok daha yaklaştım bu cüzdanı kullanmaya. Ama aslında fikir hem çevrim içi hem de sokakta ama sokaktayken de çevrim içine girmek isterseniz hepsi burada içerisinde kullanabileceğiniz tek bir cüzdan ve bu cüzdan içerisinde isterseniz kredi kartlarınız var isterseniz doğrudan banka hesabınızdan para yükleyebiliyorsunuz. Çok hızlı harcama yapabiliyorsunuz. Çok kolay harcama yapabiliyorsunuz. Yani ödeme fonksiyonu artık hayatınızdan yavaş yavaş çıkıyor. Bir ürünü almak istiyorsanız bu cüzdan içerisinden ilerde ama bugün hepsi burada içerisinde de hem isterseniz ödül para kullanabiliyorsunuz isterseniz kampanya alternatiflerini görebiliyorsunuz onlardan faydalanıyorsunuz hepsi burada içerisinde çok yoğun biz papel dediğimiz para birimi kullanıyoruz bu kampanyalar için çok yakın zamanda bizim çok özendiğimiz bir hemen al sonra öde hizmeti <laughs> Hayata geçirdik. Bu hizmetten faydalanmak için de bir cüzdanınız olması gerekiyor. Çünkü hı hı. bütün fonksiyonelite cüzdanın üzerinden çalışıyor. Bununla artık vade erteleyebiliyorsunuz. Hepsi burada da. Hı hı. Artık hepsi buradayla ilişkiniz. Arada bir banka yok, bir finansal hizmet kuruluşu yok başka. Hı hı. Ee, ve çok kolay bir hizmet. Bu da hepsi burada üzerinden içinde. Hepsi pay cüzdanım üzerinden ee, bugün çalışıyor. Hı hı. Ee, bu... Ya aslında yani bugün bugün dünyamızda var bu hizmetler. Sonuçta birçok platformlarda var. Ama bunu Türkiye'de ilk yapmak, hepsi burada birçok ilki gerçekleştirdiği gibi bu alanda da hem tüketiciye yakın olup hem sürekli yanında olup hem de özellikle böyle harcama kararlarında, ileride tasarruf kararlarında, ileride yatırım kararlarında tüketicinin yandaşı, onun tarafında olan hem onu koruyan hem de aynı zamanda bu tür harcamalarda yönlendirmeler yapabilen içinde ileride akıllı finansal okuryazarlık uygulamaları da yerleştirmek istiyoruz. Bu çok ihtiyacımız olan bir şey diye düşünüyorum. Etrafımızdan da çok gözlemledik. Birazdan ondan biraz daha bahsederiz. Yani, yani fikirler çok... nereden geldi ondan biraz evet, daha Evet evet yani çok güzel bir ekosistem tanımladınız. Artık köpeklerin yemeyeceği cüzdanlara doğru. Evet evet. Yanlışlar <laughs> <yeri> bırakmıştık sabah. <laughs> evet. Çok üzülmedim o yüzden yakında sonuç yenisi geliyor <laughs> evet, diye. Ne artık tamamen kaybolacak dediğiniz için. <laughs> evet. hepsi, be, hepsi Pay cüzdanımı biraz derinleştirmek isterim açıkçası. Tabii. Çok güzel özelliklerden bahsettiniz. Oradaki değer önermesinin ve faydasını biraz daha açarsanız sevinirim. yanlış bilmiyorsam Tam Temmuz 2021'de açıldı ve çok evet. hızlı ilerledi. Hepsi burada içinde de çok önemli bir yer evet. e, kaplıyor. E, nedir yani oradaki değer e, önermesi kullanıcıya sağladığı faydalar? Tabii, Hepsi burada içerisinde bir platform cüzdanı olarak size tek tıkla ödeme imkanı getiriyoruz. Yani bizim iki ayrı ödeme sayfamız var. Bir tanesinde eğer zaten tanımlı kredi kartınız veya banka kartınız varsa bunun üzerinden hızla ve tek tıkla ödeme yapabiliyorsunuz. Bunu biz hepsi pe ile birleştirdik. bunun bunun aynı zamanda yanı sıra tabii hem alışveriş kolay hem de yani diyelim bir şey ters gitti ki oluyor Hı. ve bir şey üzerinize olmuyor veya yani fiksiz değiştiriyorsunuz. <laughs> bir başka ürünle değiştirmek istediğiniz zaman o bütün iade iptal sürecinde hiç acaba kredi kartıma gitti mi geldi mi? Hı. Para nerede? Para hemen cüzdanınızda. İsterseniz oradan kredi kartınızı geri çekin ve başka bir yerde harcayın isterseniz, hepsi burada içerisinde harcamaya devam etmek isterseniz alışverişe, o zaman bunu kesin siz yapabiliyorsunuz. Bu cüzdanların zaten ana işlevi, yani ödeme işlemini olabildiğince tüketicinin çok üzerinde uğraşması, çalışması gereken bir hizmet olmaktan çıkartmak, ki bu e-ticaret sitelerinde özellikle alışveriş noktasında istenen bir şey. Yani bunu tüketiciler çok çabuk yapmak istiyorlar. Ki hayatlarına devam edebilsinler. Herkes sabah uyandığında ben bugün şu kadar ödeme yapacağım veya bu kadar iş yani ürün almak istiyorum ama ödemesini düşünmek istemiyorlar. <laughs> Artık ödemesi biraz daha böyle otomatiğe e, bağlamak istiyorlar. Bunun için zaten cüzdan çok iyi bir enstrüman. Ama dediğim gibi İadelerde de kolaylık. İlerideki bir gün ve tabii içinde aynı zamanda cüzdan kullanıcılarına özel bizim kampanyalarımız var. Sürekli papel kazanabiliyorlar. Papel bir ödül para hı hı. E, bu cüzdanın içerisindeki. Şimdi artık o o yetenekleri genişletiyoruz. Ve tabii malum 2021 biterken, 22 başlarken hepimiz özellikle bu kanalda da mutlaka alım gücünü konuşuyoruz. Öyle değil mi? Yani bütün kur fiyatlarını takip ediyoruz, bütün yani bankacılık sistemindeki ve finansal sistemdeki bütün değişik sonuçta fırsatları takip ediyoruz. Aynı zamanda cüzdan içerisinde ödemeyi kolaylaştırıcı finansman imkanları, ileride bu cüzdan sokağa çıkmasıyla birlikte içerisinde bazı daha farklı, daha çeşitli finansal hizmetler de sunmak istiyoruz. Finansal yaşamanızı bir nevi yönetmek için, Bizim gördüğümüz Türkiye'de özellikle finansal sistemin dışında olan müşterilere ama hepsi burada içerisindeki e, bankalarını çok yoğun kullanan müşteriler için bile kolaylaştırıcı, hızlandırıcı bu tür hizmetler ileride çok gelişecek. Ve müşteriler bu hizmetleri platformun içerisinde bulmak isteyecekler. Bir başka faydası hepsi pay cüzdanımın platformun içerisinde entegre olduğu için e, diyelim bu tür finansman hizmetlerini bulmak için ödeme noktasını beklemeniz gerekmiyor. Hı. İsterseniz hepsi pay cüzdanım altından... Bugün şu anda limitinizi alabiliyorsunuz, alışverişinize hemen başlayabiliyorsunuz ve çok yakında her bir ürünün üzerinde böyle bir ibare gözükecek. Evet. Dolayısıyla bu ürünü alabilirsin diye. Yani artık ödeme bir platform içerisinde ürünün hizmetin parçası haline geliyor. Bunu sadece bir ayrı bir süreç olarak zaten görmek istemiyor müşteriler. Ama bunu entegre bir hizmet olarak görmek istediklerinde zaten biz de orada varız. Hepsi paycızlarımla birlikte. Ama iler dediğim gibi yani benim iki kızım var. İkisinde de öğretemedim. Ee, yani aldığım cüzdanların hepsi kayboldu. Ee, o cüzdanlar birlikte giden ek kartlar kayboldu. Ama tek bir şey hiç kaybetmiyorlar ve hep yastığın altında veya çok yakınlarında işte o cep telefonu. Doğru. Ve aynı zamanda yeni nesil bu tür ürünleri kullanmaya da çok yakın bankacılığa ve finansal hizmetlerin daha geleneksel hallerine de çok uzaklar. <laughs> ee, bu o yüzden ileriye doğru da bir nevi açılmış bir pas. Hepsi burada içerisinde ve dışarısında. hepsi burada tüketici odaklı bir şirket olmaya devam ediyor bu anlamda. Tebrikler. Çok güzel bir e, ekosistem oluşturmuşsunuz. Bunu tekrar altını vurgulamak istiyorum. Nakitsiz toplum dedim ben ama kartsız topluma da artık gidiyoruz telefondan. Ben hep söylüyorum. bu Biz 2021'de çok mutluyuz. Yani temassız kartlarımız var. Ben hep o e, yani kızım üniversite mezuniyetinde, 10 yaşındaki kızım. Allah bize, bize bize sonuç geri dönüp 2021'de temassız kartlarımız geldi diye çok sevindik diye herhalde bakıp gülecek. Yani o herhalde bankasına yatmayacak onun ilk maaşı. Biz bu yüzden bankalarımızı seçmiştik. Öyle değil mi? Yani bir başka ilişki yoktu. Biz bankaya öyle sonuçta merhaba dedik. Doğru. ama sonuçta bu seçimler artık çok daha bireysel, çok daha fayda odaklı, çok daha artık beni düşünen hizmetleri arıyorum ve arayacağım. Özellikle genç, sadece Z kuşağı değil bu arada. Yani bizimle onların arasındaki Onca nesil de aslında hı hı. buna alışıyor. Onlar da bizi buna alıştıracaklar benim tahminim. Dolayısıyla yani doğru bir şey yaptığını düşünüyorum. Özellikle tüketiciler için. Hı hı. Bu hepsi burada yaptığı zaman da ben daha önce dışarıdan seyrettiğimde de böyle düşünüyordum ama içeride de benim işte hepsi burada CEO'su Murat Emirdağla, hepsi burada yönetim kurulu başkanı Hazar'de Doğanla aramızda yaptığımız konuşmaların. Herhalde %70'ini, %80'ini müşteri, tüketici onun için ne yaptın sorusu. Kaplı. Bu bir, yani bunu bir bankada düşünün, bunu bir telekom şirketini düşünün. Bu bu, bu pek böyle olmuyor. Ben sen enerji danışmanlıklarını da yaptığımdan biliyorum. Yani ve, ve öyle olmaması da çok normal. Çünkü zaten bir dünyaya doğduğunuz zaman bankacı olarak banka var, şube var, sistem var, süreç var. Onun etrafında yani yürüyen bir sistem var. Burada öyle değil. Burada her şeyi müşteri etrafına yaratmaya başlıyoruz ve onun getirdiği bir aynı zamanda özen var bu özenle, bu fikri birleştirince iyi olabilir diye düşündük. İşte fena gitmiyor şuna kadar. Tabii yani buraya kadar anlattıklarım sadece sizin için değil aslında sektördeki diğer değerli rakipleriniz açısından da yine son kullanıcıya hizmet verme noktasında Kesinlikle. önemli bir referans. Kazanan her zaman müşteri oluyor. Bir de hani kültürü de siz e, cebinizde taşıyarak da hareket ediyorsunuz. İşte bizde bir veresiye kültürü vardı değil mi Çocukluğumuzda evet, evet, evet. Bizim jenerasyonumuz çok. Değil mi? Aynen öyle. Şimdi e, az önce bir ufak ipucu verdiniz ama hemen al sonra öde diye bir yaklaşım oluşturuyorsunuz. Bu evet. oldukça değerli işte. Az önce o bahsettiğiniz o tepe yöneticilerin kendi arasındaki yaptığı sohbetlerin belki de tabii en tabii. önemli çıktılarından bir tanesi tabii de tabii. bu. Yani Nedir o? Sorduk. Ne yapıyorsunuz orada tam olarak? Yok yok çok güzel. Başta zaten ne yapmalıyız sorduk yani ve e, bunu yani inanın yaptığımız konuşmalar ekiple birlikte ve Hanzade Doğan'la birlikte ve Murat Emirdağ'la birlikte yani şirketin tepe yönetimiyle birlikte giriyoruz bu konuşmalar içerisine Harika. ve hep hep peşine koştuğumuz fikir Platform içerisinde biz kredi kartı olmayan bir müşteriye de platformun bütün fırsatlarını, avantajlarını açabilir miyiz? Aynı zamanda platform içerisinde uçtan uca dijital bir tamamlayıcı finansman ürünü sağlayabilir miyiz? Yani çünkü diğer ürünlerde tabii ki bazı uyum süreçleri var şu düzenleyici kurumlar finansman veya kredi veriyorsan süreci budur diye bu süreçleri so tanımlıyorlar. O zaman bankalarla çalışıyorsun veya finansman şirketiyle o fonluyor. O zaman da ıslak imza son gerekiyor veya şimdi yakında gelen yeni bazı uygulamalar var. Tamam bunlara zaten gideceğiz. Bu yatırımları zaten yapacağız. Ama yani bugün dahi uçtan uca ve müşteriyi sürecinde kesmeyen o müşterinin içerisinde eğer gerekirse müşteriyi doğrulayan ama daha önemlisi platformun herhangi bir yerinde müşteriyi bu tür ürünlerle, bu tür finansman ürünleriyle tanıştırabilen bir süreç yaratmak istedik ve bunu ilk başta öyle çok büyük rakamlara götürmek istemiyoruz. Bu sonuçta hepsi burada bir banka değil, bir hı hı. sonuçta alışveriş sitesi. Dolayısıyla onun içerisinde 100 ila 2500 TL arasında hı hı. ve sonuçta basit bir doğrulama yapıyoruz ama hemen arkasından diyoruz ki eğer vade ertelemesi yapmak istiyorsanız hepsi burada tarafından sunulan ürünlerde bunu yapabiliyorsunuz. Yani bugün al bir ay sonra öde. Hı hı. Ve bu çok basit bir süreç ve bu çok hızlı bir süreç ve ve bu tamamlayıcı bir süreç. Bu arada diğer diğer ödeme araçlarını da önüne koymuyoruz, arkasına koyuyoruz. Daha çok daha çok müşterinin ya bu fırsatı görüp eğer ihtiyacı varsa seçmesini istiyoruz. Hı hı. Ee, o da yani böyle bir özel bir yönlendirmemiz olma yani olması da gerek de yok. Çünkü değişik alternatifler de mevcut. Hepsi burada içerisinde. Hepsi pay bir alternatif değil yani. Diğer banka kartınızı ve diğerlerini ikisini birleştirip ödeme yapabiliyorsunuz. Ee, ama ama arkasındaki fikir bu ve bunun e, ben ya ben şahsen bunu Türkiye'de çok gelişeceğini düşünüyorum. Çünkü buradan geliyoruz. Yani hakikaten evet. veresiye küçüklüğümüzde böyleydi. Çünkü neden? O bakkala bir güveniniz vardı. E hepsi burada ya güveniniz var. Evet. Yani bu 20 senelik şirket 30 milyon tanımlı müşterisi var içeride. Yani e, içeride bütün güvenlik e, yani süreçleri mevcut. Birçok bankadan da güçlü güvenlik e, önlemleri mevcut. Dolayısıyla bunun olmaması hiçbir sebep şey yok ve bizi bu yani bizi aslında bu sonuca bu problem ve bu soru götürdü. Yapamaz mıyız acaba? Bu kadar hakikaten kolay da olamaz mı istersek eğer ve eğer böyle yapabilir miyiz diye. O sırada tabii bir firma ile tanıştık. çok inovatif bir şirket ismi Haso. Hemen al sonra öde. Haso. <laughs> ve Hasso Haso aynı yaklaşımla sonra yola çıkmış bir firma. Onlar da veresiyi acaba biz İnterneti taşıyabilir miyiz ve bir e-ticaret sitesi içerisinde değerlendirebilir miyiz? Onlarla çok iyi bir ürün ortaklığı yaptık burada ve çok hızlı bir şekilde bunu yaptık. Ve ben bunun Türkiye'de önemli bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Yani bu bizimle de kalmaz herhalde. Doğru. Diğer perakendecilerin emin dikkatini çekmiştir. Kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. burada tabii şimdi finansal ekosistemde çok önemli bir dönüşüme şahitlik ediyoruz hep birlikte çok hızlı. Özellikle pandemiyle hep söylediğimiz bir şey bu ama dinamo etkisi yarattı. İşte bu ödeme sistemleri, temassız ödemeler vesaire ama bütün finansal ürün ve servisler artık gömülü bir şekilde hayatımızda yer alıyor. Biz kullanıcılar olarak da bunu istiyoruz. Hissetmek istemiyoruz orada bir evet. finansal e, atraksiyon, bir finansal evet. prosedürün içinde yer almayı e, sevmiyoruz. Tabii ki az önce söylediğiniz gibi ismini zikrettiğiniz gibi başka birçok fintech'in de burada rolü çok fazla. Şimdi hepsi pay cüzdanından bir platform cüzdanı olarak bahsettiniz. Siz bütün bu değişimin etkisini, bu gömülü finans değişimin etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz toplum olarak da bu değişimin neresindeyiz, hazır mıyız, nasıl adapte oluyoruz? Tabii tabii. Yani bu dünyada çok hızlı gelişen ve en hızlı gelişen fintech alt segmenti, bu finansal teknolojilerin en hızlı büyüyen, büyüklük olarak da bugün, 7.2 trilyon dolar bir pazar büyüklüğünden bahsediyoruz dünyada. Ee, bu oyuncuların toplam cirosu 150 milyar dolar civarında ve, ve bunlar sadece e, pazar yerleri değil. Bunlar ulaştırma sektörü firmaları. Yani Hı -hı. firmanın platformu içerisinde gömül cüzdanı var. Yani bunlar işte uçak ve havayolu şirketleri, bunlar belki otobüs firmaları, bunlar sağlık sektöründe hastane zincirleri, bunlar emlak sektöründe büyük büyük emlak platformları. Hepsinin cüzdan aslında müşteri ilişkisini tamamen müşteriyle perakendici arasında birebir bir ilişkiye aslında dönüştüren bir enstrüman. Biz hepsi burada içerisinde, hepsi pay cüzdanıma bir ödeme aracı olarak bakmıyoruz. <laughs> bu arada ilk günden beri bakmıyoruz. <laughs> Benim yani bir, sonuçta bir zamanlar bunu ben danışmanlık projesi olarak yapmıştım 2020'de. İlk soru da bu değildi. Yani buraya gel de bir bakalım hepsi pay bu daha iyi nasıl bir ödeme aracı olur bu değildi. Bu nasıl daha iyi bir müşteri deneyimi ve bu daha iyi bir müşteri ilişkisi haline dönüşebilir. Hı hı. Ee, ve, ve yani ve tamamen sonuç bunun üzerine gittik. Platform cüzdanları tüketiciye platform içerisinde ödeme hizmetini bir nevi e, bir deneyim olmaktan çıkarıyor. Yani deneyimi sıfırlıyor. Tamamen entegre ediyor hizmetin içerisine. Tüketici artık özellikle yeni nesiller bunu böyle istiyorlar. Hı hı. Ee, bir ben uygulama içerisinde bir hizmet alacağım ama hadi şimdi bir başka uygulamayı açayım. Hadi şimdi banka uygulamasını açayım. Bundan buraya bir şey aktarayım. Aman o şifreyi de hatırlayayım. Bu değil. Ben zaten burada bir akıştayım. Beni bu akışta bırak, ben burada yolumu bitireyim, işimi bitireyim, sonra hayatıma döneyim. Benim bir hayatım var, umarım hepimizin o hayatları var. <laughs> ee, ve yani çünkü çünkü öbür türlü çok zor hakikaten. Ben kendimden de görüyorum çok zor. Ama yani sonra yeni nesil bunu affetmiyor, yani sonra gerçekten de kabul etmiyorlar. Ee, ve o platformun içerisinde ben müşteriyi başka bir yere gönderirsem bana da bir daha geri dönmek istemiyor çünkü bunu yapabilen başka bir platform arıyor. Yani bu bizi çirkinleştirmiyor bunu yapmak. Tam tersi daha iyi bir müşteri deneyimi sağlamamızı sağlıyor. Yani e, dolayısıyla ödeme hizmeti ve finansman hizmeti artık çok daha ürünlerin, hizmetlerin içerisinde, o karma paketin içerisinde yer alacaklar. <laughs> ve dolayısıyla artık siz bir hizmet ve bir ürün sahibiyseniz, perakendecisiniz. ödemeyi ürünün tamamlayıcı bir deneyim olarak düşünmek zorundasınız. Yoksa o ödemeye gönderdiğiniz bankadaki deneyimden siz sorumlusunuz. Orada bir şey iyi gitmezse... Sizin deneyiminizdi bu, yani size sunduğunuz deneyimdi. Bence bu bakış açısı çok daha hızlı bir şekilde gelişecek. Olmaması için hiçbir sebep yok. Sadece biz değil, diğer oyuncular da bunu yapacaklar. Yani hı hı. platform olarak pazar yerinde tabii düşünmeyelim sadece. Bu Türkiye'deki herhangi bir perakendeci şu anda büyük bir ihtimalle ben nasıl platform olurum planı yapıyor. İçinde de ben nasıl bir ödeme hizmeti sunmak istiyorum sorusun e, sorusunu cevaplayacak. Bu arada o ödeme hizmetlerinin hepsini biz yapmak zorunda değiliz. Hı hı. Biz nasıl gittik Hasoy'u bulduk. Değil mi? Çünkü ben o hizmeti vermek istiyorum. Ben tabii sektördeki ekosistemde en iyisini bulmak isterim. Kendi yapmak istediğim, sunmak istediğim ürün için. Dolayısıyla hepsini ben yapayım. Bu sadece benim olsun. Öyle bir yaklaşımımız da yok. Hı hı. O açıdan da platformların sektörü, yani özellikle ödeme sektöründeki inovasyonu hızlandırıcı bir etkileri de olduğunu düşünüyorum. Tabii burada işte o fintech işbirlikleri, rekabet ürünü, rekaberlik unsuru Tabii. Yine ön plana çıkıyor. Tabii teknoloji de buraya biraz destekliyor değil mi? Yani yurt dışına şimdi kartlar yoktu hayatımızda. Kartlar var, artık temassız ödemeler var. Farklı e, e, ülkelerde sesli ödemeler, biyometrik veriyle ödemeler falan onları nasıl değerlendiriyorsunuz oradaki gelişmeleri? Sektör gittikçe dediğim gibi bu e, deneyimi deneyim içerisinde bütün bankaların ve finansal hizmetler sektörünün olmasının aslında varoluş sebebi nedir? İskender Adanın İskender olduğunu, o zaman Ozan gün o gün olduğunu ödeme anında eğer biz aynı aynı yerde değilsek doğrulamak için var. Bütün bu sektör bunun için var. Dolayısıyla e, fintech sektöründe şu anda Türkiye'de son yönetmenin de getirdiği işte video üzerinden müşteri doğrulama diye bir süreç var. <laughs> ee, bizim bütün şu andaki uğraşımız ee, özellikle bu süreci 2022 içerisinde en inovatif şekilde müşteriye sunabilmek. İnanın ben ben kendim yırtıyorum içeride. Bu nasıl daha hızlı, nasıl daha kolay yapabiliriz diye. Beni bazen ne buna atıyor? Sektörde oyuncular birbirinin çok benzeri ürünler, hizmetler sunduğu zaman o yüzden bir koleksiyoner gibi gidip arıyoruz, daha iyisini arıyoruz. Ee, bu yine hepsi broader'ın kültüründe var. Yani ben sektördeki ortalama bir işte mesela böyle bir teknoloji olması lazım. Bunu şu düzenleyici kurum şart koşuyor. Ben o zaman en, en ortalaması, en uzun zaman yaklaşımı değil. Hakikaten özeniyoruz. Çünkü eğer iyi yaparsanız ne olabilir? Mesela işte bu biyometrik tanımlamayla birlikte ileride belki bu, bu cüzdanlar, artık sokağa çıktığınızda da yanınıza aldığınız zaman belki sizin o, o dükkanlarda, mağazalarda da eğer izniniz olursa daha kolay tanımlanmanızı sağlayabilir. Dolayısıyla evet. müşterinin tanımlanması belki ekosistem içerisinde de tekrar söylüyorum müşteri izin verirse eğer bir fayda olarak ortaya çıkabilir. Yani müşterinin doğrulanmasıyla ben sadece Ozan Barik'in hatırlamayayım da onun izin verdiği onunla ilgili o Çok... perakendiciye değilim. Ben bir beyaz eşya bayisine girdim. O beyaz eşya bayisinin benim cüzdanım üzerinden eğer entegre ise benim izin verdiğim, benimle ilgili bir şey bilmesini istiyorsam, örneğin buzdolabımın 8 yaşında enisini almak istiyorum. O zaman ona bir fayda. Benim istediğim bir fayda. Böyle verime eğer ben veri mahremiyetimi böyle açıyorsam, seçtiğim firmalara, seçtiğim cüzdanlar üzerinden bu sadece bir fayda getirebilir. Dolayısıyla bundan korkmamak lazım. Bu tam tersi teknolojinin bize getireceği bir fayda. İşte yeni Doğru. nesil bize öğretecek. Yani sonra niye olmasın diyeceksin. Hızlı öğreniyoruz ama bence, o zaman evet, ben ben de öyle düşünüyorum. Şimdi bu tür yenilikçi yaklaşımlar tabii ki finansal sisteme erişimi olmayan ve veya sınırlı olanlar açısından evet. da oldukça önemli. Güzel. Onları nasıl etkileyecek? Onlar nasıl faydalanabilecekler? Bu konudan bir de elbette ki işin az önce başlangıçta söylediğiniz bir tasarrufa dokunma, finansal okuryazarlık seviyesine katkı boyutu var. Yani bu finansal teknoloji yaklaşımı sizin oluşturduğunuz veya ekosistemde oluşan bu finansal okuryazarlığa da nasıl katkı sağlayacak? onları nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii. Yani bizim bizim şu anda zamanımızın hepsi burada dışındaki zamanımızın ee, en çoğunu verdiğimiz alan bu. Ee, çünkü Türkiye'de biz çok e, yani gurur duyuyoruz e, teknoloji altyapısı güçlü olan sektörlerimizle yani telekom, bankacılık, lojistik hakikaten harikulade. Hı hı. Ama bu sektörlerin şu veya bu sebepten ötürü gitmeyi tercih etmediği veya o güveni verip kendisine çekemediği e, yani müşteri grupları var. Bunların bazıları Prensip gereği, ben diyor kredi kartı kullanmıyorum. Prensip olarak çünkü endişe ediyor bir şekilde, o, yani uğraşmak istemiyor. Bir şekilde böyle bir yutulacağını düşünüyor, bir para kaptıracağını düşünüyor. Veya o bakmazken bunun olabileceğini düşünüyor ki var vakaları. Ee, yani en azından algı olarak var, bu düşünülüyor. Ama bir yandan da bir grup var, gerçekten de sistemin dokunmak istemediği bir müşteri profili. Ee, belki e, içinde olduğu coğrafya ile ilgili bu veya belki içinde olduğu sonra demografik son aşama ile ilgili işte gençler ona işte ev kadınları Türkiye'de ve uzun senelerdir bu böyle. <laughs> onlara gerçekten hizmet etmek için ama gerçekten öncelikli olarak onlara hizmet etmek için ortaya çıkacak fintech oyuncuları bence çok değerli olacaklar Türkiye'de. Ama bunu böyle ilan edip ben işte finansal erişimi sınırlı olan müşterileri önceliklendiriyorum deyip sonra gidip İstanbul'un daha işte Beyaz yakılların oturduğu ve kredi kartlarını çok seven işte segmentlere hizmet etmek değil, samimi olarak gerçekten onlara bazı çözümler getirmek. Biz en son işte bir ile e, bir anlaşma yaptık. Faturalarını da hattınızda ödeme yapabiliyorsunuz. Hı -hı. Hepsi burada da. Hı -hı. Şimdi yakın zamanda e, POSA teşkilatımızda böyle bir anlaşma söz konusu. Belbim'le bir anlaşma yaptık. İstanbul Kartları üzerinden e, şimdi... Ee, hı hı. Dolum yapabileceksiniz. Hepsi burada yer üzerinde kredi kartı olmadan alışveriş yapabileceksiniz. Ama daha çok bu segmenti kullandığı örneğin senet gibi ürünleri de biz nasıl internete çevirebiliriz? Hı hı, evet. Daha onlara güven vererek bunu da sabah akşam düşünüyoruz. Vallahi, Umarım oraya gideceğiz. Gideceğiz bence de Uzan Bey çok teşekkür ederim. Çok güzel bir özet oldu, çok güzel bir evet, vizyon evet. oldu. Çok teşekkürler katkılarınız için. Ben çok teşekkür ederim. Evet, dijital finansının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.